Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Onun açıklamalarıyla devam edeceğiz. İstanbul'un farklı noktalarına asılan ve kendi fotoğrafıyla üzerinde seni sırtından hançerleyenlere o yok ibaresi yazılı pankartlarla ilgili konuştu. Partisinin seçimi kaybetmesini istiyor iftirasına uğradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, benim partimin bütün adaylarına desteğim tamdır dedi. Genel başkanımıza bu tweet'i attıracak kadar ona haksızca saldıranlara ve onu bu açıklamayı yapmaya zorlayan bu düzene lanet olsun. Sahte pankartçılara, sahte pankartlardan medet umanlara, bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, kötü kalpli insanlara, Bilal'e anlatır gibi son kez anlatıyorum. Çok öfkeliydi. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son kez anlatıyorum dedi. Ve İstanbul'un çeşitli yerlerine asılan, üzerinde fotoğrafı bulunan, seni sırtından hançerleyenlere oy yok, Kılıçdaroğlu gönüllüleri yazan pankarta sosyal medya hesabından sert çıktı. Partimizin genel başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben, defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben, bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor iftirasına uğrayan yine ben. Tekrar ediyorum, partimin bütün adaylarına desteğim tamdır. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkan adaylarına bir kez daha desteğini yineledi ve paylaşımını son sözüm trollere diyerek tamamladı. Ayrıca okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum. Evet, bir gün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim. Bunu da asla unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır. Ben kendisiyle ne zaman görüşsem en yapıcı tavsiyelerde bulunan, en iyi dileklerini ifade eden, hiçbir şüphem yok başarılı olmamız noktasında bir sıkıntı yok. CHP'nin seçim başarısını istemediği ve kurultay hesabı yaptığı iddialarına daha önce de yanıt vermişti Kılıçdaroğlu. Bir süre önce yine CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın söylediği sözlerin ardından da Kılıçdaroğlu'nun olduğu iddia edilmiş. Kılıçdaroğlu bu iddiaya talimatı benim verdiğim alçak bir iftiradır diyerek çok sert tepki göstermişti. İstanbul'un çeşitli noktalarına asılan sahte pankartlarla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Nasıl sosyal medyada para verip kötülük yaptırıyorlarsa bunlara da para verip sahte pankart astırıyorlar. En iyi cevabı da Sayın Genel Başkan vermiş. Aramızda en ufak bir sorun yok. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Edirne'de, bugün de Isparta'da aynı mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir jest beklentisi vardı Edirne için. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dile getirmişti. Hatta daha önce seçim döneminde, 2019'daki yerel seçimde Balıkesir örneği verilerek, şimdi de Edirne'de oylar bölünmesin diye biz İYİ Parti'den bu jesti bekleriz, bekliyoruz denmişti. Ama Meral Akşener'in de öfkesini çekmişti, öfkesine neden olmuştu bu açıklamalar. Ve dün Edirne'de yaptığı gibi bugün Isparta'da da bu oy bölme açıklamasıyla ilgili sert sözlerle yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi olduğunu da hatırlattı. Isparta'nın Süleyman Demirel'i de andı. Bu ucube sistemin getirdiği tek adam sisteminden dolayı çok rahat bir hayat var. Şimdi mesela Isparta özelinden konuşalım. Birisi parmağını sallıyordur. Oyu bölerseniz AK Parti gelir. Onlar AKP diyor. Ya da öbürü parmağını sallıyordur. Diyordur ki oyunuzu bölerseniz orada CHP gelir. Ben de diyorum ki oylarınızı toparlayın, getirin Ahmet Tural gelsin. Herkesle birlikte beraber ikinci bir Demirel vakasını burada yaşayalım. Rahmetlinin izinden yol yürüyen bir kardeşimizi ve hiçbir siyasi parti mensubuna ayrımcılık yapmayan, Isparta'ya hizmet edecek olan, Isparta'nın derdi için
gidip herhangi bir bakanın kapısının önüne sandalyeyi koyup o işi çözünceye kadar oradan kalkmayacak birisini seçin diyorum. Sayın Akşener böyle söylüyor ama CHP'den bir çağrı daha geldi. İYİ Parti seçmenine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce İYİ Parti seçmenine seslendi ve dedi ki şimdi stratejik davranma zamanı, kısacası oyları bölmeyin dedi. 2019'da İYİ Parti ile seçim ittifakı için oldukça emek sarf etmiş bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Her bir yurttaşımızın gönlünden geçen partiye oy verme hakkına sonsuz saygı duyuyorum. Bununla beraber bunun bir yerel seçim olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu seçim milletvekili seçimlere benzemiyor. Belediye başkanlığı bir oy farkla kazanılıyor. Geçmişte seçmenimizin bir kısmı stratejik tercihler yaparak Türkiye demokrasisini ne kadar önemsediklerini göstermişlerdi. Ve bugün iktidarın karşısındaki en güçlü alternatif Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için şimdi stratejik davranma zamanı. Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca kimse kaybetmiş olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca İYİ Partili dostlarımız da kazanacak. Bir kez daha ya beraber kazanacağız ya beraber kaybedeceğiz. Gelin özellikle Bursa'da ve Balıkesir'de alkışların önüne birbirimizin ellerini kaldırarak çıkalım.